Traklar, Helenler, Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlığının ait pek çok kültür varlığı var güzel Tekirdağ'da. Bisante, Rehadosta, Rodosta, Rodostyuk, Tekkurdağ, Tekirdağ ve Cumhuriyet Dönemi Tekirdağ adını almıştır. Güzel Tekirdağ, üç kemaller diyarı olarak da anılmaktadır. Vatan, hürriyet, aydınlanma ve demokrasi fikirlerini savunan ilk aydınımız olan Namık Kemal, Tekirdağ'da doğmuştur. Yurdumuzun kurtarıcısı ve cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı öncesinde Tekirdağ'da görev yapmış ve 19. tümeni burada kurmuştur. Dolayısıyla Şanlı Çanakkale destanı Tekirdağ'da başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında iki kez milletvekili seçilen büyük şair Yahya Kemal Beyatlı, Yol Düşüncesi adlı şiirinde Tekirdağ'dan fetihlerin ufku diye bahsetmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak Tekirdağ ilimizin bir medeniyetler kenti olduğunu bilinciyle kadim zamanlardan günümüze ulaşan tarihsel mirasa sahip çıkıyoruz. Geçmiş ve gelecek birlikte yürüyecek, Tekirdağ büyüyecek diyoruz. Ve bu sloganla kültür varlıklarımızı bugüne ve yarınlara kazandırmak için restorasyon projelerimizi başlattık. Yarınki toplantımızda yaptığımız restorasyonlarla ilgili bilgileri sizinle paylaşacağız. Yurt genelinde pek çok değerli konuğumuzun katılımıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu toplantının bilgi ve deneyim paylaşımı bakımından çok faydalı olacağına inanıyorum. Tarihi kentler toplantısının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum. Aslında güzel Tekirdağ'ımızda güzel ev sahipliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki Tarihi Kentler Birliği olarak bizler kadrolarımızla, uzman hocalarımızla, Anadolu'muzda, Türkiye'mizde gittiğimiz her yerde, bölge toplantılarını gerçekleştirdiğimiz tüm bölgelerde amacımız tecrübe paylaşımıdır. Yerel yönetimlerimizin yapmış olduğu güzel çalışmalarda tüm belediye başkan arkadaşlarımızın esinmelerini sağlamaktır. Onlardan istifade etmelerini sağlamaktır. Bugün de Tekirdağ'dayız. Marmara'nın incisi Tekirdağ. Güzel bir ilimiz. Ve biraz önce de slaytlarla yapılan çekimlerle bu büyükşehir statüsü içerisinde çok önemli mesafe kaydettiğini ve önemli bir yerel proje çalışmalarının başlatıldığını, bitirildiğini, bazılarının da süreç içerisinde biteceğini görüyoruz. Kalkınma yerelden başlıyor. Bizler de Tarihi Kentler Birliği olarak kalkınmayı geçmişimizde arıyoruz. Kültürümüzde arıyoruz. Ecdadın bize bırakmış olduğu eserleri onarmada arıyoruz. Gerçekten bir okuluz. Ben kendim de 10 yıldır belediye başkanıyım. Şimdi birliğimize başkanlık yapıyorum. Ama birliğimizin her toplantısında ayrı bir heyecanla geliyorduk. Yeni yeni konular öğreniyorduk. Şehrimizde döndüğümüzde tarihin bize bırakmış olduğu bu mirasta sokakların ayrı anlam ifade ettiğini, konaklarımızın, köprülerimizin, hanlarımızın bize bir değer, bir kıymet şehrimize verdiğini anlamış olduk. Ve imkanlar el birliğiyle Tarihi Kentler Birliği'nde göstermiş olduğu vizyonla artık Anadolu'da şehirlerimiz ayağa kalktı. Şimdi çok çok ilerideyiz. Gittiğimiz tüm tarihi şehirlerde 460 üyemiz var. Hepsini geziyoruz. Çok başarılı çalışmalar var. Huzurlarınızda bu başarılı çalışmalara imza atan tüm belediye başkan arkadaşlarımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Yarın inşallah Tekirdağ'ımızda da yapılmış olan
tarihi varlıklar olsun, kültürel varlıklar olsun, onların ayağa kalkması, fonksiyonlandırılması, müze haline getirilmesi, konak haline getirilmesini hep birlikte göreceğiz. Ve yine uzman arkadaşlarımız yeni projelerle, yeni bir bakış açısıyla da tüm üyelerimize, Marmara bölgemizin tüm üyelerine bu sunumları yaparak faydalı bir toplantı gerçekleştireceğiz. Aranızda bulunmaktan, Tekirdağ'a gelmekten çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bu güzel ev sahipliğinden dolayı tekrar hem sahip halimizi ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutlayarak bu duygu ve düşüncelerle hepinize afiyet olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hepimizin sevdiği bir süreç. Bugün itibariyle geçmişe tarih diyeceksek hepimiz tarihin son anını yaşıyoruz bugün. Gelecek ancak tarihe sahip çıkmakla şekillenecektir. Mutlaka bu topraklarda yaşayan bizden önce medeniyet kurmuş insanlar var. Ve o medeniyetlerin izleri bugünlere kadar gelebilmişse bu koruma sayesinde oldu. Bizden sonraki nesle bırakacak olduğumuz en güzel miras tarihimizde yer alan değerlerimizi aktarabilmektir. Bunların bir kısmı belki somut olarak ortada, bir kısmı ise somut olmayan, daha soyut nitelikte olanlardır. Bir yerleşim yerine gittiğimizde ilgimizi en çok modern binalardan daha fazla tarihi yapılar çekiyor. Avrupa'yı hepiniz dolaşmışsınızdır. Gittiğimiz zaman şehirlerinde bir old town'ları var. Eski şehir merkezleri. Ben arzu ediyorum ki bizim şehirlerimizdeki eski şehir merkezlerimiz de bugünün imkanlarıyla ortaya çıksın ve bizlerle beraber yaşamaya devam etsinler. Eski Tekirdağ'ı görmeyi arzu ederim. Eski İstanbul'u, eski Ankara'yı, eski İzmir'i görmeyi arzu ederim. Eski Bursa hayalimde canlanıyor sadece. Bunları yapabilirsek bizden sonraki nesillere aktaracak olduğumuz çok büyük zenginliklerimizin olduğunu da fark etmiş olacağız. Asıl değerler bunlar. Onun içindir ki Tarihi Kentler Birliği'nin Çekül Vakfı'nın yaptığı çalışmalar hem takdire şayan hem de hiçbir şekilde küçümsenemeyecek kıymettedir. Ben burada hepinizin huzurunda çok kıymetli hocama, Metin hocama ve Tarihi Kentler Birliği'nin yöneticilerine, encümenler burada, yönetim kurulu burada, orada çalışan, gayret eden, mesai harcayan, bu işe gönlünü veren bütün arkadaşlarıma sizler huzurunda teşekkürü bir borç biliyorum. Ve bu çalışmalara yerelinde katkı vererek bunların gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin farkına vararak çalışma yapan, mesaisini bunun için harcayan, gerek projelendirme aşamasında gayret eden mühendis arkadaşlarımıza, arkeolog hatta arkadaşlarımıza, tarihçi arkadaşlarımıza ve bugün bunları yerelinde uygulayan, bugünün imkanlarıyla tekrar ayağa kaldırarak hizmete sunan değerli idarecilerimize, başkanlarımıza, burada kıymetli belediye başkanımıza hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü medeniyetleri bir sonraya taşımak ancak bu sayede olacaktır. Sözü fazla uzatmadan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Afiyet olsun diliyorum. Sağlıcakla kalın.